Selam lemurseverler. Geçen ay hamsterlar için bu uzay gemisine benzeyen acayip canlı kafese almıştım. Ve o videoda demiştim ki bunun ek aparatları var, isterseniz bana yazın alırım. Ve deli gibi yorum geldi, eklerini al eklerini al falan diye. Ben de aldım. Bugün bu kafese şu eki, bu eki. Ooo yok artık. Bu eki. Ve bu eki yapacağız. Açıkçası aklımda hiçbir tasarım fikri falan yok yani. Bunları aldım böyle. Buralara ekleyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Şu kutudaki zaten temel olarak bu kafese çok benziyor. Fakat şöyle bir farklılığı var. Bunun boruları falan küçük, bu cüce hamsterlar için. Bizim hamsterlarımız cüce hamster. O ise Suriye hamsteri için. Yani boruları falan daha geniş. Bu boruların da ikisi cüce hamster için. Şu ise Suriye hamsteri için. Yani böyle ikisinin kombinli bir şey yapacağız. Geçen videoda bu borular çok dar, işte hayvanlar orada sıkışacak falan diyenler vardı. Öyle bir şey yok. Bunlar cüce hamster. Küçücük bunlar. Bu borular onlar için normal. İkinci bir çok gelen eleştiri ise niye aynı kafesin içine iki tane hamster koymuşuzdu? Sizin okuduğunuz her şey Suriye hamsterları için. Bunlar cüce hamster. Yeah. Farklı türler. Bunlar toplu yaşamayı seviyor. Şimdi Harun, sen bunları böyle bir şu kaba aktar. Ondan sonra da biz böyle bunlarla ne yapabiliriz? Bir dağıtalım burayı. Kafese ne yapabiliriz görelim. Bakın Primço. Hadi Vic'i de yakaladın mı? Tabii ki. Dünyanın en sevimli canlıları olabilir bunlar. Çok tatlı ya. Ama böyle dokunsan böyle patlayacakmış gibi minnacık. Vic daha tatlı. Lan düşeceksin. Bu şişko. O biraz daha sıska. Yeni bir hamster videosu geliyor. Şöyle bakın, bir sürü ekini aldım bu kafesin. Kafesi kocaman yapacağız. Şimdi küçücük kaptasınız ama birazdan kocaman bir yuvanız olacak. Villa yapıyorum size, villa. Instagram'dan spoilerımızı da yaptık. Ben böyle Instagram'dan video spoilerları paylaşıyorum. Takip ederseniz oradan görebilirsiniz. Bu arada bir de şeyi söyleyeceğim. Instagram'a paylaştığım son fotoğrafı ben çizdim sananlar olmuş. Çünkü altına açıklama yapmamıştım. Onu ben çizmedim arkadaşlar. Sadece 10 diye bir site var. O site üzerinden yaptırdım ben o resmi. Yani 10 liradan başlayan fiyatlarla böyle bir şeyler yaptırabileceğiniz bir site olduğunu söyleyebilirim. Sadece resim olarak düşünmeyin. Bir sürü şey var. Hani web sitesinden tutun rap şarkı bile yaptırabiliyorsunuz. Yani bir sürü şey var. Bu tarz resimler yaptırmak isteyenler olursa sitenin linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Uygulaması da var. Uygulamasının linkini de bırakırım. Ben resmi yaptırırken bir indirim kodu da bulmuştum. Onu da bulabilirsem açıklamaya koyarım ya da şuraya falan da yazabilirim. Dediğim gibi açıklama bölümünde linki bulabilirsiniz. Şimdi şu kutuları dağıtmaya başlayalım Harun istersen. Kaçmasın o. O kaçmasın. Kaçıyor, ne yapayım? I wanna say something. Yeah. Let's go. Yeah, I don't know where she came from, but goddamn I wanna say something. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime to look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key, or you could lock her up and give the key to me. She likes to take it down low, down low. Drop it down to the ground floor, the ground floor. I just wanna go and explore, ooh baby I just want more, I want more. Got a body like a rock star, yeah that shit is looking rock hard, yeah rock hard. I would put her on the roster, cause she keeps on getting hotter and hotter. Ooh baby let's go, she doesn't take it slow. She's putting on a show, she's acting like a pro. Oh baby let's go, she doesn't take it slow. She's putting on a show, she's acting like a pro. Oh baby let's go. Evet, muhtemelen siz 1 dakika falan izlediniz burayı ama tam 2 saat oldu. Ve birkaç yer içime sinmedi ama bitti gibi. Şimdi size göstereceğim. Oradan çıkmaya çalışma. Birazdan gireceksin. İlk önce bir yuvayı tanıtayım. Şimdi en kenarda gördüğünüz gibi bir tane suluğumuz var. Çünkü şöyle yapmak istedim. Önceki kafeste bu tarafta duruyordu. O yüzden burada hani böyle alışkanlıkları devam etsin diye buraya en sona bir tane suluk takmak istedim. Şimdi şöyle bir genel göstereyim. Şu eski kafes aynısından simetrik olarak bir tane daha buraya yaptık.
Şuradan bir tane dörtlü dağılıyor. Bu dörtlü böyle Luna Park mı desem, ne desem, yani açıklayamıyorum. Şurada yaptığımız şeyi açıklayamıyorum. Yani çok acayip bir şeyler oldu burada. Şimdi bak, şuradan şöyle bir bağlantı geliyor. Burada birleşiyor. Burada böyle bir dolanma alanları var. İsterlerse buradan aşağı inebilirler, buradan yukarı çıkabilirler. Buradan çıktılar diyelim. Buradan aşağı inip buradaki yaşam alanına gidebilirler. Yok, ben manzara mı göreceğim dediler. Buradan devam ettiler, buradan yukarı çıktılar. Burada daha büyük bir yaşam alanı var. Orada kavga mı ettiler, bir şey mi oldu? Ben işte böyle karı koca kavgası falan mı oldu? Biri buraya gidip, biri buradaki yaşam alanında trip atabilir. Ondan sonra... Sola devam ettik. Buradan aşağı indi, vazgeçti. Buradan en aşağı geri gitti. Allah'ım gösteremiyorum. Kamerada her yerden boru çıkıyor. Buradan eski yaşam alanına gitti. Sporunu yaptı. Sonra geldi buraya. Bir suluk daha. Bu suluktan çıkan tarafı açıklamak istemiyorum çünkü. Burada batırdık. Niye batırdık? Şurada görmüş olduğunuz gibi bir ekimiz var. Bundan yani bir tane daha set almam gerekiyormuş. O seti alamadığım için bu kısmı simetrik yapamadık. Bu kısımda azıcık battı. Ama yapacak bir şey yok yani. Yine sağlam aslında. Böyle bir salladığınız zaman çok bir şey olmuyor. Fakat tek başına taşınması imkansız yani. Taşırken mutlaka şuradan sökmemiz gerekecek. Söküp iki kişi birlikte falan taşıyacağız. Şöyle tepeden göstermeye falan çalışayım da kadraja sığdıramıyorum ki, çok büyük oldu. Yani kısacası buradan 4'e ayrılıyor. Buradan 4'e gösteremiyorum. Buradan 4'e ayrılıyor. Buradan 3'e ayrılıyor. Buradan 3'e ayrılıyor falan. Karma karışık bir şey. Şimdi hamsterları salalım. Hadi. Zaten kendisi gitti. Harbiden nereye gitti? Gir içeri. Hangi taraftan salalım? Buradan sal ya. Ver. Ben salayım. Gelin bakalım. Her yere sıçmışlar. Hayvanları hapsediyorsun, ondan sonra sıçmamış. Hadi atlayın. Lan bir saattir çıkmaya çalışıyorsunuz, hadi atlayın. Hadi. Hadi lan. Primço hadi. Atlayabilirsin, başarabilirsin. Olur ya, seninki ya. Şimdi. Ev heyecanı. Keşif timi başladı. Vik vik. Direkt suluğa doğru gidiyor. Susamış olabilir mi? Susamamış. Vazgeçti. Maç mı sunuyor? Bu arada bu tarafı boş bıraktık. Çünkü dediğim gibi burası sadece böyle gezip tozup eğlenecekleri bir yer olsun istedim. Bayağı şu an sadece keşif modundalar. Evet. Vik vik o tarafa gelsen muhteşem olacaktı. Biliyorsun değil mi? Aa, primçe gidiyor. Şimdi yuvalarına girip uyuyorlarmış ya. Zaten primçi direkt... Ama gece uyumazlar ya. Şu an gece 3'ü geçti bu arada. Hani bunların tam böyle aktif oldukları saat. Ya bak, bir tek burada gidebileceğiniz hiçbir yer yok. Buraya girerseniz kızarım. Bak cidden burada, burası çıkmaz sokak. Yani iki tarafta çıkmaz sokak çünkü dediğim gibi borular yetmedi. Bence hayvanlar bir daha birlikte karşılaşamayacak. Harbiden yukarı bir kere çıkan bir daha inemeyebilir. Direkt hadi Primço. Hadi başladık. Primço devam. Tamam, oradan çıktıysa gerisi. Ya bir şey diyeceğim, video değilken bunlar böyle yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, bir şeyler yapıyor. Videoya geldik mi böyle bir gıcıklığına mı yapıyorlar, ne yapıyorlar anlamıyorum ki. Al. Heh. Haydi bakalım. Primço. Let's fight. Yukarı doğru çık hadi bak, orada muhteşem manzara var. Neyse burası da okey. İlk önce burayı keşfetsin. Direkt aşağı iniyormuş. Harbiden direkt aşağı inecek abi. İnme, inme oğlum. Ya inmesene. Allah'ım ya Rabbim ya. Direkt aşağı indi. Bir de bak şöyle bir şey yaptık. Çıkacakları boruları dar bıraktık. Yani onların vücuduna uygun olanları bıraktık. Sağa sola gideceklerini geniş yaptık. Yani Suriye hamster için olanları koyduk ki bunlardan düz yukarı şekilde tırmanmaları çok zor. Çok geniş olduğu için tutunamayabilirler. Ya bak orayı keşfetmeyin diyorum size. Orada hiçbir şey yok. Bak orası mal tuzağı. Ben buranın adını mal tuzağı koydum. Buraya çıkarsan malsın demektir. Lan ne diyorsun hamsterim ha? Evet senin hamsterin... Evet, mal tuzağına yakalandı. Heh, ne yapacaksın şimdi orada? Hiçbir şey yapmayacaksın, geri döneceksin. Aklıma ne geldi Harun? Tut şunu. Heh, sen mi akıllısın, ben mi? Hadi bakalım. Hadi. Heh. Şimdi bakalım ne yapacaksın? Orası zaten bildiğin yer. Ya şurada geçse çok güzel olacak ya. Evet, ben şurayı geçsin istiyorum. Amacım şu yani bak. Şuradan şöyle gelsin, buradan yukarı çıksın falan. Neymiş burası falan diye baksın. Hiçbir şey yapmıyorlar. Hadi. Hadi bakalım. Allah'ım ya Rabbim. Bize gıcıklık yapmak için programlanmışlar sanki ya. Harun'a doğrudan yukarı doğru. Sen gez bari. Her yer talaş oldu. Her yerde talaş, sen takıldın mal bölümünde. Bir dakika, aklıma süper bir şey geldi. Bak şimdi. Şurayı açıyorum. Hayır gelme. Gelme oğlum bir gelme. Gelme diyorum sana. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ben yine aklımdaki şeyi yapayım. Bir sonraki yukarı koyduğumuzda direkt buradan inemeyecekler çünkü burayı kapattım. Hadi yine yakaladım seni. Yine yakaladım. Hadi bakalım bu sefer ne yapacağım? Şu anda buradan aşağı inme şansı yok çünkü burayı kapattım. O yüzden yapabileceği şey buradan yukarı çıkmak. Yukarı çıktıktan sonra buradan şöyle yana doğru gitmek. Buradan ya sola ya sağa gidecek. Hatta soldan yine yok. Sağa gidecek. Bak, sağa bak, gittikten... Bak. Nereye gitti? Lan korkutma hayvanı. Hayır, bir çıkıyordu. Tıklayınca geri döndü. Hayır, geri döndü yani. Buraya geldikten sonra şuradan inmek zorunda.
Yani şu an bütün kafesi dolaşmak zorundasın prim çocuğum. Her yeri dolaşmadan çıkamayacaksın. Ha yapıyor galiba. Bak oraya çıkarsa oradan devamını getirebilir. Aşağı inebilir. Çıkamıyor ama. Çıkacak. Çıktı. Hoca popolu prim çocuğu. Bak şimdi ya sağ ya sol yapmak zorundasın. Bu tarafa gidersen yine yakalanıyorsun. Hadi. Evet doğru yerdesin. Doğru gidiyorsun yavrum. Hadi. Dümdüz aşağı inecek bak. Bak. Aa, dün... oğlum aşağı iniş varmış burada ama benim bile kafam karıştı. Ben buradan gitmek zorunda diyebiliyorum. Dedim ama o kadar çok boru var ki nereden nereye bağladığımızı unuttum. Hadi. Hadi prim çocuğum. Bak oradan gidiş yok artık. Bunu öğrenmiş olmalısın. Evet öğrenmiş bak. Orada hiç zorlamadı bu sefer. Direkt dönüyor. Başka bir yaşam alanına geldik. Prim çocuğu direkt yukarı. Yukarı. Aferin yavrum. Direkt yukarı. Bir şey değil mi? Bence bunları iptal edelim yavrum. Bunları daha bir kere bile kullandıramadık. Yine direkt aşağı indi. Ya en çok istediğim şey şuradan şöyle bu panorama görüntü falan diye böyle bazı yerlere koyuyorlar ya. Şunu yapmalarıydı yani şu bu kafesin odak noktası ve onu yapmıyorlar inatla. Ya buradan aşağı inişi kapatacağız. Buradan geldikleri zaman mecbur buradan böyle dolanacaklar. Şuralardan inmek zorunda kalacaklar. Öyle bir şey yapabiliriz bak. Evet. Şimdi şöyle bir değişikliğe gittik. Şuradan direkt aşağı buraya bağlanan kısmı söküp buraya bağlanacak şekilde aldık. Böyle yapmamız çok daha iyi oldu. Çünkü iki taraf hem simetrik oldu yani iki taraf da aynı hem de çok daha sağlam oldu. Çok büyük ihtimalle daha sonra bir tane daha şu setten alıp şuradan şuraya da bağlayıp yani şuraya da bağladığımız zaman böyle aşırı simetrik ve çok sağlam bir hale gelecek. Şimdi bunu direkt şuraya salacağım bu sefer. Aşağı, direkt aşağı. Ha, tamam. Şimdi ne yapacak? İşte merak konusu. Oradan aşağı iniş yok. Gezeceksin. Tam tura atacaksın. Ben biliyorum, güveniyorum sana. Evet. Oğlum bir de şuradan yukarı çıkarsan var ya şu an. Şu an şuradan yukarı çıkarsan ben okeyim yani. Tamam diyeceğim. Oldun diyeceğim sana. Evet, hadi çıkıyorsun. Hadi. Hadi. Vallahi çıkıyor. Vallahi çıkıyor. Hadi. Lütfen geri dönme bak. O gıcıklığı yapma bana. Hadi. Aman tanrım. Hadi. Ya. Tamam ya bence yine başarılı. Bence de bu başarılıydı yani. Bu bir başarıydı. Hadi. Hadi Pirimçi oradan çıkıyorsun. Hadi. Ya bak. Şu hayvan bir de şuradan şu turu atsa. Heh onu da yapıyor. Şu an onu da yapıyor. İstediğim her şeyi yapıyor. Hadi. Vallahi yapıyor. Helal be sana. Ya okeyim ya bu da yeter bak. Oraya da tam çıkmadın burada da tam tura atmadın ama neredeyse kafesin her şeyinden faydalandın seni tebrik ediyorum. Çak helal be sana. Ne diyor bu diyor. Seninki nerede hala bir yeri kemiriyor sesini duyuyorum ama bulamıyorum. Bu hala burada sadece kemirme derdin. That's my boy. Burada uyumuş. Vik burada uyumuş. Evet sanırım dünyanın en abartılı hamster kafeslerinden birini yaptım. Yani bunu... Şu an tek derdim bunu nereye koyacağız? Cidden çok büyük oldu. Bu kadar büyük olmasını beklemiyordum ben. İlk kafes videosunu izlemediyseniz şuradan bir yerden kart çıkacak. Oradan ikinci kanalımdaki videoyu da izleyebilirsiniz. Ayrıca buraya da iki kanalımda kartını koydum. Artık iki sene de abone olabilirsiniz. Yani abone değilseniz iki sene de abone olabilirsiniz. Başka hamster videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve bana yorum olarak bunu bildirmeyi unutmayın. Kafesi daha fazla büyütmemi istemeyin ama lütfen. Yani gerçekten daha ne kadar büyütebilirim bilmiyorum. Yani kadrajda kendimi göstereceğim diye burada acı çekiyorum. Neyse arkadaşlar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bye.